Herkese Eğitim ve Bilgi Akademi'den merhabalar. Bugün sizlerle arkadaşlar 5. sınıf matematik paydası, bakın, paydası 10, 100 ve 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilen kesirlerin ondalık gösterimi adlı konuyu işlemeye başlıyoruz. Başlayalım. Paydası 10, 100 ve 1000 olacak şekilde genişletilebilen veya sadeleştirilebilen kesirlerin ondalık gösterimi. Kesirleri paydasını 10, 100 veya 1000 olacak şekilde genişleterek veya sadeleştirerek ondalık kesir şeklinde yazabiliriz. 1 bölü 2 kesirini genişleterek ondalık kesir şeklinde yazalım. Bir kesrin pay ve paydasını aynı sayma sayısıyla çarparsak kesrin değeri değişmez. Bu bilgiden faydalanarak kesri 5 ile genişletip kesrin paydasını 10'a taşıyalım. 1 bölü 2 kesrinin pay ve paydasını 5 ile çarptığımızda 5 bölü 10 kesrini elde ederiz. 5 bölü 10 kesrini de 0 tam 10'da 5 şeklinde ondalık kesir olarak yazabiliriz. Kesirin paydasında 10 olduğunda virgülden sonra bir basamak yer aldığına dikkat edelim. 17 bölü 20 kesrini genişleterek ondalık kesir şeklinde yazmak için paydasını 100'e taşımalıyız. Paydayı 100 yapabilmek için kesirin payı olan 20'yi hangi sayıyla çarparsak 100 olur sorusunu cevaplamalıyız. 20'yi 5 ile çarparsak 100 olur. O halde kesirin pay ve paydasını 5 ile genişletelim. 17 çarpı 5 bölü 20 çarpı 5 eşittir 85 bölü 100 olur. 17 bölü 20 kesrini 85 bölü 100 olarak yazabiliriz. 85 bölü 100 kesrini de 0 tam %85 şeklinde ondalık kesir olarak yazabiliriz. Kesrin paydasında 100 olduğunda virgülden sonra 2 basamak yer aldığına dikkat edelim. 46 bölü 125 kesrini ondalık kesir şeklinde yazmak için paydasını 1'e taşımalıyız. Paydayı 1000 yapabilmek için kesrin payı olan 125'i hangi sayıyla çarparsak 1000 olur sorusunu cevaplamalıyız. 125'i 8 ile çarparsak 1000 olur. O halde kesrin pay ve paydasını 8 ile genişletelim. 46 çarpı 8 bölü 125 çarpı 8 eşittir 368 bölü 1000 olur. 46 bölü 125 kesrini 368 bölü 1000 olarak yazabiliriz. 368 bölü 1000 kesrini de 0 tam 1000'de 368 şeklinde ondalık kesir olarak yazabiliriz. Kesrin paydasında 1000 olduğunda virgülden sonra 3 basamak yer aldığına dikkat edelim. 48 bölü 200 kesrini ondalık kesir olarak yazmak için kesri sadeleştirmeliyiz. Kesrin pay ve paydası aynı sayıya bölündüğünde kesrin değeri değişmediği için 48 bölü 200 kesrinin paydasını 100 olacak şekilde sadeleştirelim. 200'ü hangi sayıya bölersek 100 olur sorusunun cevabı bize bu kesri hangi sayıyla sadeleştirmemiz gerektiğini verecektir. 200'ü 2'ye bölersek paydayı 100'e sadeleştirebiliriz. O halde hem payı hem paydayı 2'ye bölerek kesri sadeleştirelim. 48 bölü 2 bölü 200 bölü 2 eşittir 24 bölü 100 olur. 24 bölü 100 kesrini de 0 tam %24 şeklinde ondalık kesir olarak yazabiliriz. Arkadaşlar, burada dikkat etmemiz gereken çok güzel bir şey var. Şimdi bakın, hani bakın şurada 2 sayı var ya, bakın şurada 2 sayı var. 2 sayı var. 2 sayı var. 2 sıfır var, 2 sayı var. Evet arkadaşlar, bir de bunu illa sadeleştirmeye gerek yoktu. 5 ile çarparak da genişletebiliriz. Sadeleştirme bölme ile alakalı, genişletme çarpma ile alakalı. Evet arkadaşlar, bir Eğitim ve Bilgi Akademi videosunun daha sonuna geldik. Lütfen bu videoyu aşağıdan beğeni atın. Beğendiğinizi anlayın. Yorum yazın. Düşüncelerinizi belirtin. Abone olun. Yeni videolardan haberdar olun. Ve paylaşın ki arkadaşlarınız da bu bilgilerden mahrum olmasın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.